Artı Spor'dan hepinize merhaba. Bu hafta programımızda basketbol konuşacağız. Futbol ligi başlamış olsa bile basketbolun da hayatımızda önemli bir yeri var. Konuklarımız kimler? Sevgili namı değer Fatih Murat, Murat Yosmoğlu ve Cem Aktağ. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Murat daha önce de gelmişti. Cem ilk kez konuk oluyor. Murat bütün Türkiye seni tanıyor. Fatih Murat olarak tanıyor ama Cem Aktağ, ben çok açıkçası... Çok böyle haşır neşir değilim. Evet, suratı biliyorum ama Cem, sen anlatır mısın lütfen? Kimsin? Ne yaparsın? Milli takımda milli takımları çalıştırdığın, Galatasaray'ı çalıştırdığını biliyoruz. Evet. Şöyle, ben oyunculuğum Galatasaray kaptanı, 3 sene kaptanlığını yaptım ve sakatlanarak basketbolu bıraktım. Oyunculuk bölümüm genelde hep Galatasaray'da geçmiş. Akabinde altyapılarda antrenörlük yaptım. İşte Yıldız Milli Takım, Genç Milli Takım antrenörlükleri yaptım. Çeşitli finaller oynadık Avrupa'da. Onun akabinde Türkiye 1. Ligi'nde antrenörlük yapmaya başladım. İşte Beşiktaş, Süleyman Seba zamanında Beşiktaş takımının antrenörü yaptım. Karşıyaka'da antrenörlük yaptım. Akabinde bir Fortin'in sayesinde kadın basketboluna girdik. Bir şekilde beni soktu o işin içine. 9 sene milli takım antrenörü yaptım kadın basketbolunda. Ondan sonra da tekrar şeye döndüm. Erkek basketboluna döndüm. Biraz şey bir dönüş oldu. Enteresan bir dönüş oldu. Galatasaray'ın 2010 yılında hükmen mağlubiyetlerinden dolayı puanları silinmişti ve küme düşme tehlikesi içindeydi. O sene orada hakikaten gerçekten bir mucize gerçekleştirdik. Yani sadece ben değil, herkes birden oyuncularla birlikte. Onun arkasından da işte Gaziantep'e gittim, Edirne'ye gittim, Eskişehir. Ve en son olarak da genç bir oyuncunun peşinden Ankara TED'e gittim. Şimdi oyuncumuzu şeye yolladık, Amerika'ya yolladık gerçi ama... NBA mi? Yok, daha henüz çok genç. Orada iyi bir koleje gideceğini tahmin ediyorum. Benim de basketbol hayatım bu. Peki şimdi aktif olarak bir şey yok o zaman? TÜBAT, yani Türkiye Basketbol Antrenör Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Ve sürekli olarak antrenör eğitimlerinde rol alıyorum. Eğitmensin aynı zamanda. Evet. Eğitmensin. Forti, seni anlatmamıza böyle bir background'a gerek yok. Çünkü ne yaptığını biliyoruz. Şu anda da Türkiye Basketbol Federasyonu eski sporculardan sorumlu. Sosyal işler ve ağırlıklı eski basketbolculardan sorumluyum. Evet. Yani sosyal ilişkiler deyince düğün dernekte buna dahil mi? Düğün falan organize yani, ediyor musun? Yok yani o olursa ederiz canım. Niye yapmıyorum? Yani çok sevdiğimiz bir basketbolcu evlenecek olursa ya ne yapıyorsunuz derlerse yardım ederiz. Yani, neticede o da bir sosyal faaliyettir ama şimdi bu yeni basketbol federasyonu kadrosu, başkan ve yönetim kurulu dahil eski basketbolcu yaşlarından dolayı birbirlerini pek tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yani yaşları yetmiyor. Hani vardır ya, senin yaşın yetmez dedikleri. Yetmez. Yani onların yaşı yetmediği ve ben bütün jenerasyonu tanıdığın için. Tanıdım ve herkesi tanıdığım için basketbol camiasında işte onların, katalizatör gibisin sen. Evet, yani onların bir takım ihtiyaçları olduğu zaman işte maçtı, organizasyondu, milli, özellikle milli maçlarda. Bir de bizim Basketbol Federasyonu'nun çok güzel bir organizasyonu var. BGL, Basketbol Gelişim Ligi dedikleri. Bu sene 2000 doğumluların 3 tane, diğerleri 2001-2002 doğumluların. Bu Avrupa ikincisi olan takımımız var ya, Fransızlara. Evet, evet. Son topla mağlup olduğumuz, hakemlerin çalmadığı, hatta şampiyonluğu hakkımız olan, evet, takımımızın bütün oyuncuları BGL'den geliyor. BGL, Basketbol Federasyonu'nun, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başından sonuna kadar bütün parasını organize ettiği, çocukların uçak paralarını, yol paralarını, otel paralarını organize ettiği bir organizasyon. Sene sonunda Final Four oynanıyor. İstanbul'da oynanıyor. Sinan Erdem'de oynuyoruz. Biz bu sene Pete Williams'la Larry Richard'ı getirdik Amerika'dan. Ve bütün eski basketbolcuları getirdik. Geçen sene de yine basketbolcularımız gelmişlerdi. Mesela organizasyonlarımızdan bir tanesi bu. Bütün eski basketbolcular orada toplanıyor, geliyor, maçları seyrediyor, genç çocukları tanıyor, yeni basketbolu görüyorlar. Ve bunlar çok mutlu bir şekilde gelip gidiyorlar.
Bir 100 kişi oluyoruz orada en az. 100 kişi. En az 100 kişi. Peki Şeytan Bili'yi de çağırdınız, çağıracak mısınız? Ya Şeytan Bili'yi hikayesi enteresan. Maalesef Şeytan Bili'yi kaybettik galiba. Kaybettik yani, derken yaşama mı veda etti? Yaşama veda etti. Yani ondan hiç haber alınamıyor ve büyük bir ihtimalle Çetin Yılmaz'ın söylediğine göre ben Murat Anoğlu'na da söyledim. O da bakacak. Ama çok uzun süre önce kaybettik. Aslında bu yani geçtiğimiz Mayıs ayındaki bu daveti Pete Williams, Larry Richard ve Galatasaray'dan Paul Dawkins de program dedi. Paul Dawkins'i çok ani kaybettik. Evet. Onun için de mesela ayrıca daha önce bir tören yaptık. Paul Dawkins için de bir tören yaptık. Milli maçlarımız oluyor. Milli maçların gelmek isteyen arkadaşlarımız, abilerimiz, eski basketbolcular. Onlar oluyor. Onları en güzel yere oturtuyoruz. En iyi bir şekilde ağırlıyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Onlar da zamanında milli takımın oyuncusu yani. Herkes elbette, onları elbette, seyretmeye elbette. Gidiyorlardı. Yani, elbette. Yani herkes onları, Efe'yi seyretmeye gidiyor. Mehmet'i seyretmeye gidiyor. Herkes giderler. Şimdi onları da seyretmeye getiriyoruz onları da. Evet. Böyle bir şeyimiz var. Bu sırf bununla kalmıyor. Başka sosyal faaliyetlerimiz de var. Yani onlar bizde... Anladım. Televizyonda açıklamamıza gerek yok. Yani onlar bizim... Yani evet, bir elin verdiğini diğer el görmez demek istediğini anladığım evet, kadarıyla. Evet, bazen ihtiyacı olduğu zaman onları da karşılıyorsunuz. Şey yapıyorlar. Evet. Yetişebildiğiniz kadar. Bu arada madem eskilerden söz ediyoruz, geçenlerde Erman Kunter gelmişti galiba. Döndü mü, burada mı hala? Şimdi Erman Şole'de efsane. Şole'yi şampiyon yaptı Erman. Fakat ondan sonra başka takımlara gitti. Türkiye'ye geldi. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da çalıştı. Bu sene Şole takımı küme düşüyordu. Erman da Boğaz'da balık avlıyordu. Ondan sonra bunlar beni çağırır dediler. Hakikaten Erman'ı 10 maç sonra çağırdılar. Erman yine müthiş bir sihir gösterdi. Hakikaten çok önemli bir basketbol antrenörü. Çok önemli bir basketbol adamı. O takımı, küme düşecek takımı kümede tuttu Şöle'yi. Şöle önümüzdeki 3 sene tekrar Erman'la beraber yeniden yapılandı. Erman'ın elinde yani 3 tane NBA talent oyuncu var. NBA olabilecek oyuncu var. Nanda de Kola en yakını işte onun oyuncusu. Yani Şöle çok mümbit bir yer. Çok önemli basketbolcular geliyor. Çok önemli bir recruiting izleme, oyuncu izleme bölümü var. Erman'ın eline geliyor. Erman belki şampiyon olamaz. Olamaz da büyük ihtimalle. Yani o çünkü öyle bir bütçeleri yok. Mümkün değil. Fransa'da yüksek bütçeler yok. Başka ülkelerde vergiden dolayı. Ama çok önemli oyuncu fabrikası ve oyuncu yetiştiren bir yer. Cem Aktağ, şimdi sen herhalde bu konuda Murat'tan biraz daha bir adım daha öndesin sanıyorum. Çünkü ulusal takım çalıştırmış bir insansın. Şu anda Ağustos'un sonunda Çin Halk Cumhuriyeti'nde Dünya Şampiyonası başlayacak değil mi? Evet. Türkiye'nin grubunda Japonya, Çekya ve Amerika var. Yani bir ikincilik şansımız mı, üçüncülük şansımız mı mevcut? Şimdi Amerika'yı yenemeyiz. Amerika zaten oraya yani sporda yenemeyiz diye bir şey yoktur falan filan derler. Ama Amerika ile oynuyorsan bu iş olmaz. Ama olmaz. Yani basketbolun dinamikleri değer vermez. Maalesef böyle. Ama iyi mücadele edersin, iyi oyun oynarsın. Bu işin çok önemli bölümü. Biz Japonya ve Çeklerle oynayacağız. Ve onlar da kolay maçlar değil. Yani geçen ben Atina'daydım. Akropolis turnuvasında beraberdim milli takımla. En son yeni geldin değil mi sen? Tabii tabii. Sırplarla, Yunanistan'la ve İtalya ile oynadık. Sırplar da çok önemli bir takım, çok kuvvetli bir takım. Yani Amerika'yı yenmek için kurulmuş bir takım. Biz Yunanistan ve İtalya maçını bana göre iyi oynadık. Ve biz Yunanlıları orada yenebilirdik. Ama tabii hakem dinamiği var, seyirci var ve Yunanlı hakemler var. Hep bir yere kadar getiriyor milli takım. Oynuyor. Ondan sonra hakemler müdahil oluyorlar. Farkın kapanmasına müsaade etmiyorlar. Şimdi döndüğümüz zaman bizim milli takımımız... Çok iyi bir milli takım. Cem Aktağ daha iyi şeyler söyler onunla ilgili teknik olarak.
Ya bence tabii biz bir jenerasyon değişikliğine gittik. Yani şimdi jenerasyon değişikliği o bizim oyuncularımızın hepsi federasyonda, yani şu anda başkanımız da dahil olmak üzere. Bu jenerasyon değişikliği sırasında da çok ani bir karar çıktı. Bu yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılmasıyla 6 tane yabancı oyuncu Türkiye'ye gelince bir anda herkes Türk oyunculardan daha çok yabancı oyunculara yatırım yaptı. Evet. Ve birçok oyuncumuz ligde oynayamaz hale geldi. Bu ikisi üst üste gelmesi ciddi problem oldu. Yani mesela Hidayet'ti, Kerem'di, bunun gibi Ömer Onan'dı, bu gibi oyuncular hala devam ediyor olsalardı bunlar Türk takımlarının bel kemikleri olarak devam edeceklerdi ve önemli oyuncular olacaktı, yıldızlar olacaktı. Bundan da milli takım çok fayda görecekti uluslararası arenada. Yapabilirler miydi? Fiziksel olarak onu şu anda kaldırabilirler miydi? Kaldırırlardı ama o dönem bitmişti. Yani artık onların son seneleri başlamıştı. Dolayısıyla yani bir tek Ömer'in galiba, Kerem daha önceden bıraktı falan, evet. Yani. O dolayısıyla olmadı. Şimdi hem jenerasyon değişikliğinin gelmesi hem de bu tip tecrübe kazandırma problemlerinin olması milli takımın gelişiminde çok ciddi problemler yarattı. Yani bu iki turnuvadır biz bunu çekiyoruz. Yani Avrupa şampiyonları da dahil olmak üzere. Ama şöyle de bir olay oldu. Bu yokluk içinde, daha doğrusu yani oyuncularımız bu çabayı gösterirken Ufuk çok kaliteli, çok önemli bir oyuncu. Zamanında altyapılarda benim de oyuncum oldu. Daha doğrusu ben çalıştırmadım ama ben Yıldız Milli Takım antrenörüyken o da genç milli takımdaydı. Çok kaliteli bir antrenör ve iyi bir teçhizattan geçmiş. Efes teçhizatından geçmiş. Şimdi onun bir modern bir basketbol anlayışı var. O modern basketbol anlayışı, yani bütün dünyanın esasında peşinde olduğu bir şeyi biz Türkiye'de ilk defa Ufuk'la yakalamaya başladık. Çok agresif bir basketbol oynatıyor ve agresif, süratli basketbol oynatıyor ve durmaksızın bir hareketli hücum tarzımız var. Şimdi bu tempoya ulaştığı zaman bu genç oyuncular, aç oyuncular karşılarında kim var kim yok görmeden çok müthiş mücadele ediyorlar. Fakat tabii biz alışmışız yıllardan beri, işte karşımızdaki takımlarla işte korakor mücadele edeceğiz. Hızlı olmak gerektiği zaman hızlı, yavaş olmak gerektiği zaman yavaş falan şeklinde. Halbuki bizim yöntemimizi Ufuk'la birlikte değiştirdik. Biz ülke basketbolu olarak tempolu basketbol oynamaya elverişli bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu takımdan çok ümitliyim. Neden ümitliyim? Çünkü bu maçları seyrettim ben de, oradaki maçları. Ne zaman ki çok geriye düşüyoruz, Ufuk o zaman bizim baskılı savunmalarımızı ve hızlı basketbolumuzu ortaya koyuyor. Oyuncular da o sırada coşuyorlar. Tabii ki bir koç olarak olayın kendisi çok çok farkında. Onu o turnuvalarda pek fazla göstermedik. Yani en son maçta gösterdik, kazandık zaten. Ben açıkçası ümitliyim. Öyle oynattığı takdirde bizim takımımız sürprizler yapabilir bence. Çin'de bir sürpriz çıkabilir. Evet. Öteki gruptan, şimdi buradan yani Japonya ile Çekleri yenebiliriz. Buradan mağlubiyetleri ve galibiyetleri öteki grubun, gelen diğer grubun ikisiyle beraber yeni bir grup oluşturuyorsun. Evet. Oradan büyük bir ihtimalle Yunanistan, Brezilya ve Karadağ var. Onlardan iki tanesi gelecek o gruptan. Ve onlarla karşılaşacağız. Biz o gruptan burada iki galibiyet alıp da oradan da iki galibiyet alabilirsek, ki ben gelecek Yunanistan'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben Yunan takımını seyrettim. Yunan takımı eski bir Yunan takımları gibi değil. Yani bir jenerasyon önceki gibi takımlar değil. Çünkü orada çok playmakerlara bağlı ve çok Avrupa'nın en iyi playmakerları vardı. Papaloukas vardı, bizim Kostas Sulukas vardı, Spanoulis vardı, Diamantidis vardı. Oraya da ve arkada uzunları da iyiydi ve hakikaten çok iyi basketbol oynuyorlardı. Hala onların oynadığı basketbol böyle keyifle seyredilecek bir basketboldu. Şimdi bu Amerikalı çocuk, zenci çocuk, Yunanlı olan Antetokounmpo kardeşler girince Kostas Sulukas'ın olmamasıyla beraber biraz onlara dönük oynanmaya başladı. Tabii onlar NBA oyuncusu olduğu için, açık alan oyuncusu olduğu için o FIBA basketbolunda, Avrupa basketbolunda dediğimiz basketbolda durdurulabiliyor, tutulabiliyor. Amerika'da kolay tutulamıyor da açık sahada. Burada bütün Yunanistan'da bütün her şey Antetokounmpo üzerine kurgulanmış gibi değil mi? Doğru. Ama
Takımın içerisinde de bir takım kopukluklar var. İşte demin söylediğim gibi. Bizim takımımızın iyi oynadığı zaman, yani bizim 4 tane majör oyuncumuz var. Furkan, Cedi, Scotty ve Ersan. Diğer o çocuklardan 8 tane çocuktan geri kalan şeylerden onlara katıldığı zaman ki biz yani normalde atıyorum Viyana'da oynamış olsaydık, Londra'da oynamış olsaydık, başka hakemlerle oynamış olsaydık o kaybettiğimiz 14 sayıyla kaybettiğimiz 14 sayı diyeceksiniz ama yani değil. Evet, o maçın ardından çok fazla açıklama yapıldı. Hakemlere çok fazla eleştiri sunuldu. Yani FIBA basketbolunun zaten çökmesi, Euro basketbolunun çıkması, çürüme hakemlerden başladı. Yani bu hakemler o şeyden gelen, gelenekten gelen, bir de Yunanlı hakemler. Kendileri 15 bin kişiyi koymuşlar oraya. Yani basketbol adamları normal diyor. Ama ben sahanın içinde seyrettiğim zaman gerildim. Hoşuma gitmedi. Yani belki son bir topa, iki topa kalsa, o bir topu, iki topu ev sahibine verse... Yani kabul etmem de anlaşılabilir. Peki Cem, şey var mı? Belirgin olarak bir Avrupa'da artık basketbol ikiye bölündü değil mi? Bir FIBA'nın organizasyonu var. Bir de öteki taraftan Euroleague var. Evet. O çok belirgin mi o çatışma? Tabii belirgin. Yani çünkü FIBA'nın ikinci kategori sayılıyor FIBA'nın kupası. Değil mi? Evet. Yani o bize çok kategori var. Yani onların kupası var. Bir altında bir en son bir challenge round falan var. Challenge grubu vardı. 3 tane farklı vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Herkes oraya katılıyordu. Katılanlar arasında hiç uzaktan yakından mücadele edemeyecek tarzda bir takım vardı. Eskiden iyiydi. Yani eskiden biz onları başka isimlerde oynuyorduk. Neydi? Saporta Kupası falan şeklinde. Evet, evet, evet. O zamanlar zaten su üzerine çıkıyordu o takımlar. Ama şimdi maalesef yok. Bir de Euroleague çok organize. Yani Euroleague'in reklamı, şusu busu. En iyi oyuncular orada. En iyi antrenörler orada. Profesyonellik had safhada. Evet. Kapalı yani, lig. Tabii yani. Öbür tarafta her yerde profesyonel. Artık amatör diye bir şey kalmadı yani. Hayır, profesyonellik derken organizasyon tabii, üst seviyede. 18 yani. Tane takım var. O 11-12 tane A lisansı olan. Yani şirketin ortağı bizim Anadolu Efes, Fenerbahçe, CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos, Barcelona, Real Madrid gibi takımlar şirketin ortağı. Onlar ne olursa olsun Euroleague'in ortakları. Tabii sonuncu bile olsa onlar kapalı yok. Yani NBA gibi. Ondan sonra birkaç tane, bir tane iki tane white card oluyor. Bir tane Adriyatik Ligi dedikleri ligden şampiyon olan oluyor. İki kupa ikisi var onların. ULEB Cup dediğimiz ULEB'in organizasyonu. Oradaki şampiyon olan takım katılıyor. Böyle bir şey var ve zaman içerisinde de NBA gibi olacak ve hatta orta zaman içerisinde, orta dilim içerisinde hızlı bir uçağın bulunması ile NBA ile entegre olunması söz konusu ve bu konuşuluyor ve o Avrupa'dan takımda da hangi takım olur diye konuşulduğu zaman işte orada mesela Londra'dan bir takım, eğer Londra'dan bir takım kurulursa olabilir yani. Evet, mutlaka önümüzdeki süreçte okyanusun aşılması 8 saatin altına, fazlaca altına inecek. Yani Air France uçağı kaldırmadan önce, Concorde'u kaldırmadan önce 5,5 saat. 3,5 saatmiş mi? 3,5-4 saatte uçuyordu, evet. Evet, şimdi mutlaka bir çözüm olacak. New York'a 3,5 saatte uçuyordu. Şimdi biraz da bu kadar bilgi dolu insanları bulunca sormakta yarar var. Milwaukee Bucks 2.35 milyar dolar, yani 2 milyar 350 milyon dolara satıldı Alibaba'nın ortağına, değil mi? Brooklyn Nets konuşuluyordu. Evet. 2.35. Evet. Yani %49'unu almışlardı, %51'ini Ruslardan aldılar. Aldılar. 2 milyar 350 milyon dolar. Evet. Yani NBA'de akıl almaz paralar uçuşu. O zaten yani. Bununla ilgili olarak mesela Cleveland'la ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Cleveland en çok para harcayan takım.
Başkanları çok zengin. Bizim Cedi'nin oynamış olduğu takımdan bahsediyorum. Şimdi biliyorsunuz bu tatsız bir hastalık oldu. Bu Blatton, duymuşsunuzdur herhalde. MS hastalığını yalandığını ilan etti. David Blatt oraya gittiği zaman işte orada yaşadıklarıyla ilgili bir tane kitap okudum da orada bahsediyor. Başkanları Türkiye'de veya Avrupa'daki gibi antrenörleri sürekli olarak değiştiren bir antrenör. Orada bir tane GM vardı, Griffin diye. Houston'a geçti gerçi ama onun hikayesini anlatıyor. Diyor ki yani David Blatt diyor yollamakta çok zorlandık diyor. Çok iyi gidiyordu çünkü son senesinde. Giderken diyor işte bir para verilmesi lazımdı işte bilmem ne diyor. Ama problem değil ki diyor. Bundan önceki 3 antrenörün parasını hala ödemeye devam ediyor bizim başkanımız diyor. Yani söylenen rakamlar işte 10 milyon dolar, 15 milyon dolar filan gibi. Ve bu kadar büyük antrenör rakam. Değiştirdiği zaman adam bu parayı ödüyor. Yani hani bizde vardır ya bir anlaşalım ya işte filan gibilerinden. Yani ama bir örnekte Ömer Aşık örneğini verelim. Ömer Aşık bir kontrat yaptı. 5 senelik kontrat yaptı. Chicago Bulls'taydı değil mi en son? Evet, en son Chicago Bulls. Chicago Bulls'ta. Ömer Aşık da bir hastalığa yakalandı. Yani ölümcül hastalık değil ama basketbol oynamasına mani olacak bir hastalık. Kaslarla ilgili bir hastalık. Kontratını şey yaptı. Sonlandırdılar. Sonlandırdı ama parayı ödemek koşuluyla. Veya şeyde Chicago'da NBA'ye başvurdu. Bunun kontratını biz şey yaptık. Salary cap'a dahil etmeyin diye. Onlar da kabul ettiler hastalığından raporunu götürdüğü için. Yani şöyle bir şey var. Paralar. Pardon. Lüks vergisi diye bir şey var Amerika'da. Yani siz mesela 5 tane yıldız oyuncuyu yan yana almanıza bir mani oluyor. Eğer bir tane oyuncu almak istiyorsanız yıldız oyuncu 3 tane yıldız oyuncunuz var. 4. rakamlarla ölçülüyor bunlar yıldız oyuncu. O rakamları aldığınız zaman bir vergi vermek zorundasınız. Çok anormal vergi bunlar ve onun bir de limitiniz var yani. O limiti kullanma. Diğer takımları besliyorsunuz. Yani diğer takımlara para gidiyor. Ben bununla ilgili bir şey anlatayım. Yani hazır mevzu açılmışken ben Olin Edirne takımına antrenör olduğum zaman paraları yoktu Olin Edirne'nin ve ligde oynamak zorundalardı. 2014 senesinde. Bu bildik bir hikaye olabilir. Sonra işte ben oraya gittiğim zaman daha kadro kurulmamıştı. Başkanlarıyla görüştüm sevgili Edip Bey'le. Edip Bey şey dedi yani biz dedi limit parayla gideceğiz. İddiadan aldığımız parayla buraları geçmek evet. istiyoruz dedi. Ama yani o sırada da lig çok kuvvetli yani. Efes'te şuydu buydu. Herkes çok çok kuvvetli falan. Bir kural vardı. Bizi kurtaran kural. 4 tane 4. yabancıyı almazsanız eğer aynı lüks vergisi gibi kulübe, federasyon 250 bin dolar para veriyordu. Ve biz de bu yönteme gittik. İddia artı 250 bin dolarla sezonu geçirdi. Sezonu geçirdi ve Allah'a şükür kalmadı. Kaldık yani ligde kaldık ve çok daha bizden kuvvetli bir takım gitti ama yani önemli olan hadise o bütçeyi öyle idare etmekti. Şimdi böyle bir şey kalmadı artık ama bu bir sistem. Bir lüks vergisiydi yani bir bakıma Amerika gibi. Ama Amerika'da NBA'de rakamların büyüklüğünden söz ederken elbette ki gelirler de ona göre Amerika'daki sponsorlar, bilet satışları bizde mukayese edilmeyecek düzeyde değil mi? Evet tabii canım. Evet, onlar mevzu başka bir şey. Mevzu ama başlayayım. İşte o konularda ULEP yani Euroleague de iyi. Onlara yakalamaya çalışıyor ama çok zor. Bu arada çocukluk arkadaşım Tolga Tursavul ne yapıyor? Devam mı NBA'de oyuncu satmaya almaya? Yapıyor ama eskisi kadar değil. Yapıyor. Var oyuncuları yine var. Devam mı? tabii var. Devam. Var, yurt dışında yaşıyor Tolga. Ama bayağı oyuncuları var. Onlarla şey yapıyor. Çocukken çok döverdi. Biz hepimizden kuvvetliydi. Sürekli öyle döverdi. Kurtulamazdık elinden. Tolga öyle bir adamdı. Evet, gelelim şimdi Türkiye'ye. Yine bu yıl yeni sezonda Fenerbahçe Anadolu Efes çekişmesine mi tanıklık edeceğiz? Evet, yani görüntü o. Bu yani futbolda Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş, basketbolda da Anadolu Efes Fenerbahçe. Yani işte mesela Yunanistan'da da Olympiakos, Panathinaikos. Bundan önceki seneler biraz yanıltıcı oldu esasında. Böyle hani bu yabancı oyuncuların serbest bırakılmasından dolayı işte Ufuk'un Karşıyaka takımının şampiyon olması falan çok özel yıllardı. Çünkü gerçekten çok büyük bütçelere sahip takımlar bunlar. Herkes hedefini ona göre baştan şey yapıyor, koyuyor.
Şampiyonluk esasında tamam zikrediyorlar. Biz şampiyonluk için oynarız ama yani bir realite var. O realitede de bazı yani bu takımları aşıp da tekrar şampiyon olabilmek o kadar da kolay değil. Bu sene bence Karşıyaka lige renk getirecek. Yine tabii Ufuk Sarıcı ile renk getirecek. Bak şampiyon olacak. Çünkü anlıyorum. Yani Efes, Anadolu Efes, Fenerbahçe finali yine baktığımız zaman kağıt üzerinde gözüküyor. Yani buna hiçbir basketbol adamının itirazı olmaz. Ama yani başta Karşıyaka, sonra Tofaş dünkü transferiyle %100 katılıyorum ama şimdi almasıyla beraber ve Telekom, Beşiktaş zaten biz bunları saydığımız zaman 6 tane 7 tane takım yani yukarıda Darüşşafaka. Yani Darüşşafaka. Bu 6 tane takım her takımı yenebilecek düzeyde. Şimdi ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizler şuna alışmışız. Yani bir tane takım mesela Efes, eskiden Efes vardı. İşte ben Eczacıbaşı'nda oynamıştım. Eczacıbaşı vardı. Mesela bu tip takımlarda bir takım ligde bir takıma yenildikleri zaman büyük olay oluyordu. Büyük sürpriz oluyor. Tabii. Şimdi yabancının artmasıyla birlikte, yabancı oyuncuların artmasıyla birlikte böyle bir takım, bir de üzerine Euro Ligi oynadıkları için yukarıdaki takımlar, bu takımların Türkiye'de maç kaybetmesi falan o kadar son derece doğal. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, bir takım kurdunuz, yani basketbolda işte bir tane pivot alırsınız, bir tane de onun bir yedeğini alırsınız. Bir tarz bir pivottur, mobil bir pivottur, öbürü geniş bir pivottur. Ama yani daha doğrusu seçiminiz böyledir de bir tane yedek alırsınız, yedek ondan daha zayıftır. Böyle bir şey söz konusu değil ki. Efes kadroyu kurarken, Fenerbahçe kadroyu kurarken her almış olduğun arkasında bir backup alıyor. Ve almış olduğu backuplar oradan ayrılıp da ligdeki bir takıma koysanız onlar da şampiyonlukta iddialı olacak şekilde. Dolayısıyla çok geniş kadroya sahipler. Bir tane iki tane mağlubiyetin falan bir esprisi yok. Yani netice olarak iş playoff oluyor. Ve playoff'un sonunu getiren zaten büyük gücü olmuş oluyor. Evet. Forti'ye katılıyorum, renk getirecektir. Çok eğlendiricidir, bilmem nedir falan. Ama ben hiçbir zaman geçtiğimiz dönemde Ufuk'un şampiyon olduğu gibi hani böyle oralara ulaşabileceğine açıkçası inanmıyorum. Çünkü kadro bu yani. Bir de tabii seyircisiyle karşı kendi atmosferiyle demin söylediği gibi Ufuk Sarıcı ve Recep Şen ikilisinin iyi basketbol bilgisiyle çok renkli olacaktır. Yani Tofaş için de bütçeyi küçültmelerine rağmen o da Efe'ye destek veriyor mu? Efe Aydan destek veriyor mu Tofaş'a? Hayır, emekli oldu. Artık hiç ilgilenmiyor Tofaş'la. Yok, Tofaş'tan. O emekli. Urla'daki evinin bahçesinde şezlongunda oturuyor. Torunlar geldiği zaman torunlarını sayıyor. Peki, şimdi gelelim Türkiye'deki esas soruna. İşte belirli sporlar vardır. Çocuğun boyu uzun, basketbolcu olsun. Çünkü bunu sizden daha iyi hiç kimse açıklayamaz. Örneğin benim karşı dairemde çok cici bir çocuk var. Boy epey bir uzun. Nereye gidiyorsun? Hasan abi basketbol oynuyor. Amca diyor artık tabii haliyle. Abi geride kaldı. Antrenmana gidiyorum. Herkes antrenmana gidiyor. Fakat sonuçta çok fazla çıkan yok. Şunu sormak istiyorum ilk önce. Futbol kulüplerinin nasıl soyduklarını yöneticilerin, başkanların tanıklık ediyorsunuz, görüyorsunuz. Bunlar genellikle yabancı futbolcuları üzerinden gerçekleşiyor. Menajer, yönetici başkan diyelim ona. Bir üçgen var, oyuncu. Orada bir soygun gerçekleşiyor. Basketbolda böyle bir şey söz konusu değil, değil mi? Yok, benim basketbolum ben çok içindeyim. Yani aslında gayet samimi söylüyorum böyle bir şeyle. Ya bilmiyorum, yok. Yani tanıklık olsa, etmedim. Ben olsun. Basketbolla ilgili olarak yani genç oyuncularla ilgili olarak esasında bir şey söylemeye kalkarsak bizim problemlerimiz çok net bir şekilde ortada. Altyapılarımızda... Oradan şunu soracağım. Şimdi bir örnek vereyim size. Türkiye'de altyapı dediğiniz zaman futbol takımı hep Beşiktaş falan akla gelir değil mi? Evet. İşte Metin, Ali, Feyyaz, Gökhan onlar çıktığı için. Serpil Hamdi Tüzün'den gelir. Fakat bir başka sorun var. Şimdi altyapı dediğiniz zaman Beşiktaş'ta bir tane saha var Fulya'da. O da sentetik çim.
1,5 futbol sahası büyüklüğünde bir yer. Bütün altyapının kullandığı yer. Yani oranın içinde 150 tane çocuk ya da genç adam diyelim oynamaya çalışıyor. Bununla da altyapı oluyor. Bir sahtekarlık. Galatasaray ve Fenerbahçe'de de durum farklı değil. Altyapıya yönelik hiçbir şey yok. Ama basketbolda durum farklı. En azından gençler için olanaklar var. Valla şimdi şu var yani de ama yine de dediğiniz gibi problemler var. Ama şimdi esas en büyük sorun şu. Yani biz alışmışız yıllardan beri kısıtlı imkanlarla, kısıtlı salon saatleriyle faydayı sağlamaya alışmışız. Evet. Şimdi en büyük problem altyapıyla ilgili olarak koçların çok genç olması. Bu çok ters bir şey. Yani netice olarak kendini ispat etmeye çalışan koçlarla basketbola yeni başlamış genç oyuncuların bir arada olması mantığa aykırı. Yani ikisi de savaş veriyor. Yaşı tabii ileri olan diğerini eğitmek yerine kazanmak amacıyla kullanıyor. En büyük problem bu. Bu aşıldıktan sonra da ikinci en büyük sorun bizde lise veya genç takımdan ayrıldıktan sonra A takıma geçtiğinizde yani arada çok ciddi bir yaş farkı oluyor. Mesela Amerika'da bir kolejden mezun olan oyuncu ile bizde genç takımdan mezun olan bir oyuncunun arasındaki fark 4 sene. Yani o 4 sene yaş olarak 4 sene. O 4 senede Amerikalı işte ilk senesini kolejde okuyor. İkinci sene tecrübeleniyor. Üçüncü savaş veriyor. Dördüncü sene şampiyonluğa oynuyor ve muazzam bir birikimle gelirken siz genç takımdan oyuncuyu yukarıya çıkarıyorsunuz. Şimdi BGL bu anlamda muazzam bir iş yaptı. Yani oyunculara 2 sene Amerika'daki junior, freshman ve junior senelerini sağladı. Şimdi esas 1-2 sene daha var. Yani oyuncunun o 2 seneyi sağlayacak bir şey bulunması lazım. Onu yamalamayla yapmaya çalışılıyor. Yani işte TBL'de oynasın oyuncular deniyor. Olmaz. TBL'de işte kaçar oyuncular var. Bir sürü bilmem ne falan. Oraya İkincilik. Şimdi dolayısıyla oraya da yani özel bir lig kurmak lazım. O lig kurulduğu zaman veya BGL'yi belki oraya kadar uzatmak lazım. İşte o zaman oyuncu çıkma olayını çok büyük bir şekilde yani bu konsepte halledebilirler gibi geliyor. Ya potansiyel çok oyuncu var çünkü. Var. Şimdi var. Bununla ilgili güzel bir anekdot anlatayım size. BGL maçları oynanıyor. Koray Mincin Özlü vardır bizim antrenör, Cem'in de arkadaşı ve bir sürü oyuncu yetiştirmiştir. Bilmiyorum. Yani önemlidir. Çok önemli bir basketbol antrenörüydü yetiştirmesi için ve yöntemi şuydu. Bir oyuncuyu bulur. Bir veya iki oyuncu ama genellikle biri oyuncu olur. 4 sene boyunca o oyuncuyu çıkartmak için onun üzerine kurardı takımı. Bu rahmetli Cavit abi ekolüdür. Yani Aydan Siyoş da Efe'ye öyle yapmıştır. Cavit abi de bir takım oyunculara bunları yapmıştır. Zeki Tosun'a yapmıştır. Hüseyin Alp'e yapmıştır. Takım onun için oynar ve oradan o oyuncular çıkar. Diğer oyuncuların yetenekleri onlar kadar olmadığı için bu böyledir ve enteresan bir şey söyledi başta. Dedi ki ya dedi ama çok set oynanıyor dedi. Çeviriyorlar. Niye verip diyor birisi atmıyor bunu diyor. Hani orada atacak çocuklar var. Hı. Çok yetenekli çocuklar var. Bunu Cem'in söylediği yere bağlıyorum. Basketbolun çok artı yönleri var ama basketbolun eksi yönleri var. Eleştireceğimiz, kritik edeceğimiz yönleri var. Bir tanesi de ülkemizde önemli basketbol antrenörleri var. Yaşına bakmadan. Yani bunların çoğu tecrübeli olanlar ağırlıkta. Ama buna karar veren adamlar, yani idareci. Demin sen futboldaki idarecinin yolsuzluğundan bahsettin ya. Bizde o yolsuzluk değil. Bizde karar veren takım idarecileri, yöneticileri, başkan bilmem neleri doğru antrenörlerle buluşamıyorlar. Çünkü buluşamıyorlar. Buluşamıyorlar. Peki. Bak bu başka bir günah. O başka bir günah. Bu da başka bir günah. Ama şimdi bunun sebebini yani ben çok yeni bu mevzuyu geliştiricisiyle sohbet ederken bu oldu. Şimdi bizde de anlayış çok farklı. Yani yaşlı antrenörlerin yani ileri yaştaki antrenörler belirli bir yatırımları olduğundan dolayı
pek fazla işlerine karışılmasını ve söz edip yani kendilerine bir şey söylenmesini pek fazla istemiyorlar. Bu herkes için geçerli değil. Yani rasyonel düşünemiyor. Yani bu 60 yaş üzerinden mi söz ediyoruz? Yani 55 yaş, 50 yaş filan üzeri. Yani bunlar mesela kalkın bir tane bir antrenörü, hadi para da buldunuz, bilmem ne de yaptınız. Getirin bir şeyin üzeri yerine koyun, atıyorum bir organizasyonun başına koyun. Orada bulunan idareci her ihtimalde genç olduğundan dolayı, onun kadar tecrübeli olmadığından dolayı, ona bir şey söylemeye cesaretini bulamayacağından dolayı onu orada istemiyor. Yani bu, sözünü... Şimdi dolayısıyla böyle bir şey var. Halbuki yani ben şuna inanıyorum. O hırslarını geride bırakmış bir takım insanlar var. Ve bu insanlarla sohbet ederek ortak bir şeyler yapılabilir. Ama öyle bir bıçakla kesilmiş vaziyette ki. Yani böyle bir şeye hiçbir şekilde gidilmiyor. Ben tecrübemle bunu söylüyorum size yani. Herhalde. Yani herhalde. Bu maalesef böyle ama yapacak da bir şey yok yani. Bu yani delege etmiyor. Yani en azından basketbolu bilen, karar veren adamın, kulüp başkanı veyahut da parası olan karar veren adamın. Ya kardeşim sen gel basketbolun içinde kaldın. Sen teknik adam değilsin. Ama idari adamsın, bana en iyi teknik adamı bul. Bu genç de olabilir, bu orta yaşlı da olabilir, bu bir grup olabilir, bu ekip olabilir, bilmem ne oluşum olabilir. Olur. Tabii. Yani şimdi bu modeller yapıldı. Nerede yapıldı? Efes Pilsen o zaman. Eski yani, bir zamanda. Şey, Aydın abiyle beraber yaptı. Eczacıbaşı hep bunu yaptı. Yaptım. Batur abiyle yaptı. Yani şimdi hani çok güçlü, orada... güçlü karakterler ve güçlü kadrolar var. Şimdi sözünü keseyim. Rize Spor'un futbolla bağdaştıracağım. Türkiye'de spora nasıl bakıldığını basketbol, futbol fark etmiyor. Sonunda Türk insanı spora nasıl bakıyor? Rize Spor'un bir başkanı vardı. Geçen sezon çok fazla ön plana çıktı. Silahım yanımda olsaydı hakemi vururdum diyen Galatasaray galibiyeti sonrası. Hani Galatasaray Rize'de tartışmalı hakem kararlarıyla Rize'yi yenmişti. Silahım yanımda olsaydı hakemi vururdum diyen bir başkanı var. O başkan önceki gün bir açıklama yaptı. Bir başkanın futbol bilmesine gerek yok diyor. Bilen adamları tutar. Yani Türk insanı spora ve kulüp başkanı böyle bakıyor. Onun için hiç yadırgamadım söylediğini. Evet, buluşamıyorlar. İyi bileni, Türkiye'de iyi bilen bir insan zaten işin başında olmuyor. İyi yalakalık yapan her zaman genelde bir şeylerin başına geliyor. Sistem bunu gerektiriyor. Yani bir iyi bilen de iyi bilen de var. Yani Bayern Münih takımında baktığın zaman Bayern Münih takımını yönetim kurulu herkes çok iyi bilenlerden oluşuyor. Ama getirdiği adamların işlerine de karışmıyor yani. Antrenörün işine de karışmıyor. Antrenör de en az da onlar kadar aslan yani. Onlar kadar şeyli bir adam. Evet. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi tabii Türkiye'de genellikle bir ekonomik problem olduğundan dolayı rakamlar her sene biraz daha aşağı gidiyor. Aslında ödenenler mi? Rakamlar. Çok düşüyor. Bütçeler düşüyor. Bütçeler düştüğü zaman şimdi evvelden veriyorsun parayı, oyuncuyu getiriyorsun, yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Şimdi bütçeler düştüğü zaman ben böyle düşünüyorum. Bu beni bağlayan şahsi bir görüşüm. Bütçeler düştükçe İyi adamlar ortaya çıkmaya başlıyor. Her bakımdan. Yönetici ve teknik adam için. İster istemez ortaya çıkacak. Evvelden paraları veriyorlar, getiriyorlar, süsleniyor, püsleniyor falan filandı. Bu ama bir şey, biraz önce siz futbolla ilgili hani yolsuzluk şu bu falan gibi bir şey söylediniz. Bunun mesela, bu yolsuzluk sayılmaz. Ama biraz önceki konuyla çok birbirine benzediği için söyleyeceğim. Hani biraz önce söyledim ya, bir kendinin hükmedemeyeceği bir kişi getirdiğiniz zaman oraya size parayla 3 kuruşa 5 kuruşa bir şekilde bir antrenörünüz var. Bir tanıdığınız geliyor ve tanıdığınız oğlunu sizin takımınıza sokmak istiyor. İşte antrenörüne girip ya bunu bizim takımda oynat, hatta ilk 5 oynat deme şansına sahip yönetici. Bu da bir şekilde hani yolsuzluk çok ağır bir kelime ama hani hatır gönül işleri olabiliyor. Yani şimdi eğer altyapıda bir gerçekçilik isteniyorsa tamam mı? Bunun bir şekilde de uygulanması lazım ama bu olay mesela iyi yönetici burada ortaya çıkıyor. Mesela. Tabii doğru. Doğru. İyi yönetici burada ortaya çıkıyor. Yani onu hem koçla konuşarak hem veliyle konuşarak bir şekilde kompanse edebilmesi gerekiyor. Evet, Murat sen bir şey söylüyordun, yarım kaldı. Yani demin söylediğim yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bardağın dolu tarafından da bakabiliriz, boş tarafından da bakabiliriz.
Hoş tarafından baktığımız zaman kritik edeceğimiz noktalar var. Dolu tarafından baktığımız zaman da övüneceğimiz yerler var. Evet. Basketbolumuzun gidişatı. Basketbolumuzun gidişatı bence kötü değil. Çalıştığım için söylemiyorum. Hani genel olarak söylüyorum. Yani mesela milli takımlarda bir milli takımımız şampiyonluğu kaçırıyor veya şampiyon oluyor altyapılarda. Çünkü bizim 4-4-8 kızlarda ve erkeklerde yaz ayı ile birlikte 2,5 aylık dönemli bir çalışma şeyimiz başlıyor. Periyodu başlıyor. Yani A takım erkekler 26, 18-6 ve 16-6 takımlar. Yani 4 tane. 4 tane de öteki kızlarda, bayanlarda olanlar var. Şimdi bunlar oynuyorlar. Bunlardan bazısı kızlardaki mesela küme düşmüş oluyor. O jenerasyonu yakalayamıyorsun. Hadi buradan bir eleştiri geliyor. Biz de eleştiriyoruz. Daha iyi olsun diye. Ama geçen gün, yani bu örnek çok sıkça veriliyor. Sırp takımı da küme düştü erkeklerde. Sırp altyapı milli takımı küme düştü. Bu Sırp basketbolunun kötü olduğu ve kötü olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Avrupa'da basketbolu oynanan, en çok oynanan ve en çok sevilen ülkelerden bir tanesiyiz biz. Başında geliyoruz. Neredeyse. Şimdi gidin sokaklara. Türkiye'nin her yerinde basketbol potası olduğu yerlerde muhakkak bir çocuklar bir yerlerde oynuyor. Açık alan buldukları zaman futbol oynuyorlar çocuklar. Şimdi açık alanda da sorun var. Yani açık alan bulmakta o mahalle araları vardı ya. Onu bir futbolcu arkadaşımız şu anda Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Şenol Fidan çok güzel şekilde açıkladı bir programda burada. Neden futbolcu yetişmiyor artık, Rıdvan gelmiyor, benzeşleri gelmiyor. Çünkü çocukların sokakta futbol oynayacakları yer yok. Basketbol da basketbol potası da koyacak yer kalmadı neredeyse. Yani şimdi ona yine koyuluyor oluyor ama işte bunun açık hava, biz yani ülke olarak 8 ay basketbol oynayacak açık havadaki sahaları iklimimiz var. Sahalarımız da var. Bu da organize değil. İşte burada yönetici Cem'in söylediği hani seçme konusunda veyahut benim üzerine ısrarla vurguladığımız yönetici profili çok önemli. Peki bunu aldık, programın sonuna geliyoruz sevgili Cem. Şimdi şeyi söyler misin? Okullar başlıyor Eylül ayı itibariyle. Çocuklar, kızlar ve erkekler basketbola yazılacaklar. Okullarda basketbola katılmak yararlıdır mı? Yararsız, yani laf ola beri gelemidir. Yoksa başlamalarında yarar var mıdır? Çok uzun olmamak kaydıyla size hemen şunu söyleyeyim. Yani ben çok ilgileniyorum bu altyapı projeleriyle. Evet, bildiğim için. Şimdi şöyle, hep bana soruyorlar. İşte mesela daha en son yeğenim sordu. 10 yaşında bir kızı var. Şey dedi, dayı dedi, basketbol çok oynamak istiyor, götüreyim mi dedi. Kendisine hayır dedim yani. Çünkü bence 11 yaş, 12 yaş kadar çocukların yapması gereken olay bireysel spor. Yüzme olur, atletizm olur, jimnastik olur. Bu tip şeylerle ilgilenmesi lazım. Eğer hala buna devam etmek istiyorsa da 12 yaş benim için 12 yaştır. Ben hep böyle kabul ettim bugüne kadar. 11 de olabilir, bilemiyorum. Bir takıma girmesi muazzam bir avantaj. Hem bir kolektif sporun içinde olmak, takım sporunun, hem de bir bireyselin içinde olmak çocuğa çok fazla şey katıyor. Ve bununla ilgili olarak da bir tane kitap yazdım. İnşallah yakın bir zamanda çıkacak. Bir çocuk basketbola başladığı zaman neler öğreniyor? Kazanmaktan başka hayat olarak kazandığı şeyleri ifade eden böyle bir macera, bir kurgu, böyle bir şey yazdım. Orada da velilerin bunu anlayabilmesi lazım. Bence en büyük problemlerden biri bu. Veliler değil mi? Şimdi demin söylediğim gibi basketbolun yani eleştirecek yanlarımız var. Bir de kızdığımız yanları var. Yeni bir kavram girdi basketbolun içine. Veli terörü. Yani bu, emin olun yani bu hakikaten inanılacak gibi değil yani. Veli bu ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Yani bu bir şey. Bununla ilgili bizim Basketbol Federasyonu geçen sene bütün velileri toplayıp, ya psikolog da dahil, başkan da dahil,
Ömer Onan da milli olmuş oyuncu. Velilere konuştular büyük amfide, Acıbadem Hastanesi'nin amfisinde. Bu arada başkanımız Çetin Yılmaz'ın da bu konuda tabii, muazzam, Çetin, muazzam bir yani, konuşması var ki velilere, ya ben Antalya'da bir konuşmasına şahit oldum. Doğan Akkemez rahmetlinin basketbol okulu vardı. Oradaki velilere bir konuşma yaptı. Veliler bir anda çok şaşırdılar. Hakikaten çok etkileyici bir konuşmaydı. Yani basketbol sadece maçı kazandım kaybettim olayı değil. Basketbol hayatı çocuklara öğreten çok güzel bir enstrüman. Çok güzeldi bu. Ağızlarınıza sağlık. Bilgilendirdiniz. Her zaman böyle bilgi dolu programlarımız olsa keşke. Çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.